Selamlar sevgili gönül dostlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 14 Şubat 2024 sevgililer gününüz kutlu olsun. Kalpten sevgilerimi gönderiyorum. Bütün güzellikler sizinle olsun inşallah. Bütün dilekleriniz kabul görsün. Ama dilediğiniz sizin için hayırlı, en uygun, en doğru olan, Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna giden, dilediğiniz tüm güzel dilekleriniz kabul görsün ve inşallah herkes seven, herkes temiz kalplilikle, o güzel kalplerinizle, her kim kimi seviyorsa dilerim ki en tez vakitte, en tez vakitte kavuşursunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir sevgililer günü niyetimizle, evet sevgili canlar, size masaya oturdum. Allah'ın izniyle bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgi her gün var aslında. Sadece bir güne değil. Ama 14 Şubat'a denk gelmesi de çok manidar, öyle değil mi? 14 neydi tarot kartlarında bize? Dengeyi, yani yin yang. Yin ve yang enerjisini anlatır. Peki 14 numara aslında yin ve yang ve bugünkü sevgililer gününüzü kutlayacak olursak, sevgililer günümüzü kutlayalım, öyle değil mi arkadaşlar? Kim sevgilisiyle kutladı? Anlatın bakalım. Kim sevdiğiyle, sevdiceğiyle. Bu kelimeyi nedense çok seviyorum. Sevdiceğim. Ne güzel bir kelime değil mi arkadaşlar? Hani o kadar candan, o kadar sıcak geliyor ki bana mesela. Hani sevgiliden bile daha bir sıcak geliyor değil mi? Sevdiceğim. Hepiniz sevdiceklerinizle kavuşmanıza niyet ediyorum. Hem beyler tarafından hanımlara, hem hanımlar tarafından beyefendilere. Peki sevgili Tarot Dergahı, yeni adıyla Kanal A'nın sevgili gönül dostları. Hepiniz o güzel yüreklerinizde, hepimiz, ben, siz, hepimiz bir tek neyi arıyoruz? Sevgiyi arıyoruz. Sevginin peşindeyiz. Herkes sadece sevmek ve sevilmekle İşe başlandı. Her şey sevgidir. Sevgiyle var olur. En büyük sevgi, en büyük rehber Allah'ın kendisidir arkadaşlar. En büyük ilham kaynağımız, ilhamın kendisi, yaratılışın sahibi, eşsiz ve kusursuz olan tek büyük yücelik. Değil mi sevgili gönül dostlarım? Hadi kahvenizi kapın, gelin. Artık hepiniz işten gelmişsinizdir zaten. Bu da benim işim. Siz şimdi geldiniz. Belki yemek masasındayken bana denk geldiniz. Ben de şu an işimi icra edeceğim. Öncelikle hak yolundaki hizmetim. Sonrasında da beşerdeki işim bu. Evet sevgili arkadaşlar, ne dedik biz? Kaldığımız yerden devam edecek olursak, her şey sevgiyle başlar dedik. Her şeyin kaynağı, kökeni, en büyük ilham sevgidir. Peki, biz sevginin tanımını yaptık, aşkın tanımını yaptık, tutkunun tanımını yaptık. Peki bir de kendimizin tanımını yapalım. Biz kimiz? Ben kimim? Ben kendim için diyorum ki ben sevgiyim. Çünkü sevgi, en büyük koşulsuz sevgiden var oldum. Ve en büyük rehberin, o eşsiz, sınırsız ve sonsuz olasılıklardan oluşmuş olan varoluşsallığın içindeki sınırsız ve sonsuz olasılıklar dan benim içinde, içinden alabileceklerim var. Ben hayattan ne alabilirim? Evet, hayata vermek gibi bir borcumuz yok. Almak gibi de bir hakkımız var mı? Borç yaratırsak borcumuz var. Hayata veriyorsak da orada mutlaka imtihanlar yaşamışızdır. O yüzden vermişizdir, alınmıştır. Ama aslında alınan yok daima. Hep verilir, verilmek üzeredir aslında. Tüm ilahi yasa, kaynak bize en güzelini vermek üzere planlıdır arkadaşlar. Peki hani tarot kartlarındaki o tılsım beşli, para beşli dediğimiz, kimi yerlerde dinar beşlisi, para beşlisi, tılsım beşlisi dediğimiz o yoksunluk kartı. Peki biz onu yok edersek 10 numarada kader çarkına denk geliyoruz. Ey seçilmiş olan, kendi talihimizi yaratıyoruz. Kader çarkı bize ne söylemişti arkadaşlar? Bu yeni ayı anlatıyorum. Çünkü akabinde çok kısa bir süre sonra
çok önemli tutulmalar yaşayacağız. Buna nasıl hazırlamalıyız? Şans fırsatlarımız nedir? İlham kaynağımız nedir? Ben ne yapmalıyım? İşte bir fiil güncel hayatımda ben neyi yapmalıyım? Önüme neleri koymalıyım? Şu an benim gündemimdeki konularım nedir? Fırsatlar var da fırsatlarımı kaçırmak istemiyorum. Yoksa aslında maske takmışım. Kendimi de inkar ediyorum. Aslında geri perdeye bakmaya çekiniyorum. Aslında bana çok güzel bir tablo gibi, fırsat gibi gösteriliyor. Ama aslında fırsatsızlıklar, yıkımlar, para beşli dediğimiz o yoksunluk enerjisi bana getirecek. İmtihanlara mı sebep olacağım? Kendimizde, kendimiz için güncel hayatımızda bugün ayın 14'ü ve ne yapıyoruz? Denge kartı niye anlatıyordu? Yin ve yang, eril ve dişil, ay ve güneş, uyum ve uyumsuzluk, denge ve dengesizlik. Sertlik ve uyum. Sertlik ve yumuşaklık, ılımlılık yani. Ekonomik problemlerle ya da tam tersi çok güzel yeni fırsatlar, şanslar beni bulacak demektir. Ama nasıl? İşte gel gelelim en önemli nokta. Ben düşüncelerimde seyahat ettim mi? Yenilikçi oldum mu? Kendimi yeniledim mi? Enerjimi yeniledim mi? Yenilendim mi ben? Yeniliyor muyum kendimi? Bana hizmet etmeyen tüm enerjileri, kendimdeki beğenmediğim o her şeyden vazgeçebiliyor muyum? Bırakabiliyor muyum? Vazgeçtim mi? Bırakabildim mi? Tabii ki Plüto Kova'ya girdiğinde buna bakacak önümüzdeki bir burca girmesi, o burcu tamamlaması bir sonraki, şimdi kovaya giriyor. Kovadan sonra ne yapacak? Balığa girecek. İşte burç burç ne oluyor? Zodyak'ın 12 burcu. İşte 30 derecelik olarak aldığımız Zodyak'ta 20 derecede anlatmaya başladığım dün 13 numara ölüm kartıyla birlikte asıl 12 numara 1 ve 2'de ne yaşayacaksınız sizin? Ayın 12'sinde nelerin farkına vardınız aslan adam kartıyla? Yani nelere aydınlandınız? Siz pusulanızı ne olarak belirlediniz? Siz kendinizdeki bilgeliğin farkına, kendi gücünüzün, cesaretinizin farkına vardınız mı? Yoksa hala birilerine sürekli olarak birileri bir şey istiyor diye artık sürekli daha neden bunu istiyorsun ya da bunu niye söyledin? Acaba bu bunu niye söyledi? Ben bunu bir sorgulayayım. Hani niye istiyor? Niye söyledi? Niye ben bunu yapayım? Ya da ben niye bu kişiye yardım edeyim? Ya da ben neden onun söylediği bir şeyin sorumluluğunu üzerime alayım? İşte kaçırdığımız şey bu. Birisi sadece söyledi diye azmeden cahil kazanıyor. İşte cahil enerjilere izin veriyor musun? İzin veriyorsan en büyük cahil enerji de o zaman kendimiz olduğumuza bakmamız gerekiyor, öyle değil mi? Şimdi 1 ve 0'dan ey Elif, sen dik durduğunda, hayatının merkezine kendini koyduğunda ilham daima Allah'tandır, haktan gelir. Daima şanslar ve fırsatların önüne çıkar. Fakat kendini yalnız ve tek başınaymış olarak düşünürsen enerjini düşürsün. Çünkü Allah'ın ta kendisinden olma olduğunu unutmaz isen yalnız olmadığını bilirsin. Ama dünya boyutunda da tabii ki bir beşerde yalnız olmamalıyım. Ne oluyor? Sıkılıyoruz. Bir şey, arkadaşımızla bir şeyi paylaşmak istiyoruz ya da en yakın sevdiğimiz kimse, kime ulaşabiliyorsak hemen o kişiyle araşır, konuşmak isteriz, dertleşmek isteriz veya çok mutlu olduğumuz bir sevincimiz var. Bir fırsat yakalamışız, bir şans yakalamışız, güzel bir değişiklik yapacağız. Gücümüz yerine gelmişti. O anda artık saplantılarımı, bağımlılıklarımı, beni bekleten tüm enerjilerimi yapacağım, edeceğim, başaracağım, büyüyeceğim. Hayır, büyüdük hepimiz artık. Büyüdük, büyüdük. İşte 9 numaranın asıl en büyük mesajı bu arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız ve tek başımıza değiliz. Düşünün ki kendimize ne kadar büyük zarar verirken Allah'ın emriyle nasıl korunduğumuz, nasıl yasalarla, ilahi adalet yasalarıyla
güzellikleriyle nasıl kuşanmış ve kuşatılmış olduğumuzu, nasıl korunuyor ve korunmuş olduğumuzu, aslında yaşadığımız en büyük acıda bile bize şöyle nokta kadar deyip geçtiğinin bilincine ve farkındalığına vardığımızda, orada o acının en büyüğünü aslında bizim yerimize haşa Allah Celle Celaluhu'nun yaşadığını, onu bilmemiz gerekir. İşte buradaki Allah'ın biz kullarından hasat, biz aracılığıyla halifen diyor. Ne için halifeyiz? Savaş değil bu. Hizmet noktasını anlatır. Allah'a ben cennet olarak nasıl bir hizmet noktasındayım? Benim halifelik noktam ne? İşte burada rehberlik veriyorsam, bunu böyle düşünüyorsam, böyle inanıyorsam, bunu yapıyorsam, o zaman bu oluyor arkadaşlar. Çünkü biz neyi istersek isteyelim, her şeyi yapmamıza izin verilir. Düşünebildiğimiz ve düşünemediğimiz tüm varoluşsal yaratılıştaki tüm olasılıkların hepsi bizim daha bilmediğimiz, farkına varmadığımız, öğrenmediğimiz, deneyimlemediğimiz yüzlerce, binlerce, milyonlarca olasılıklar var, değil mi? Hani hesap makinesine yazsanız olasılıkları hesaplayamayız. Onun için evrende her şey var arkadaşlar. Evrenin kendisi de Allah. Dünya diyoruz, değil mi? Bir küre. Dünya, bu dünya üzerinde yaşıyoruz. İşte evren bu zaten. Alem bu zaten. Alemin kendisi de insan. İnsan kimde? Allah'ın kendisini yansıtan, kendisinden olan aslında. Ve her şey iradede, üçüncü gözle bitiyor. Akıl ve zekada, uyum ve dengede, ekonomik, ılımlı dünya. Şimdi hem beşer taraf var, hem ilahi mana soyut taraf var. Ayırt ederek söylersem eğer, mesela bir denge kartı yay burcunu da gösterir arkadaşlar. Yay nedir? En büyük özelliği cömertliktir. İlahi inanışları gösterir. İnanç evimizdir aslında, dokuzuncu evin yöneticisidir. Çünkü dokuzuncu ev yaydır. Tabii genel haritalarda, sizin haritanızda yay nerede? Ben mesela bu işi yapmamın en büyük mesela sebeplerinden, yaşam amacımı bulduğumda yükselenimin yay olduğunu gördüm arkadaşlar. Ama benim dokuzuncu evim zaten genel haritada dokuzuncu ev yayın yönetiminde olduğu için ve benim en çok gezegenlerimin ağır ve retro olan gezegenlerim de dokuzuncu evde zaten. Ve yay yönetiyor orayı. Ve benim yükselenim yay. Düşünebiliyor musunuz? Ama ben o kadar güzel sınavlarımı, deneyimlerimi şimdiye kadar yaşadığımda arkadaşlar, inanın ki çoğu zaman ölümün kıyısından da teyit kurtarıldığımın farkına vardım. Hepiniz bakın, dönün hayatınızı bir inceleyin, göreceksiniz orada nasıl korunduğumuzu, aslında nasıl tam burada, hani fiziki ölümden de bahsediyorum, Rabbim esirgesin, hiçbirimiz, hiç kimseye ölüm yakışmaz. Çünkü ölümün kelimesi, kelime olarak bile bakın, ölüm enerjisel olarak bile insana hoş gelmiyor, ama değil mi? Ama ölüm de neyi de anlatıyor? Değişim ve dönüşümü de anlatıyor aynı zamanda. Kendinin bir olduğunu kim bilirse, kim olduğunu bilirse, üç numara, üçü, üç bilgisi, üçüncü kişi, üçüncü enerji. Sen ve kendini gerçekleştirmenin arasına giren her şeyin farkına varmış olursun. Üçüncü kişi, üçüncü enerji. Diğer olan diyebileceğin, örneğin sen ve sevdiğinle kavuşmak istiyorsun, kavuşamıyorsan bir üçüncü kişi, bir üçüncü enerji, bir üçüncü durum, bir başka bir şey, başka biri, bir şey girdi araya. Ama sen ve sevdiğin dışındaki her şey bir üçüncü oluyor. İşte o üç enerjisini bulduğunda hayatında, şu an iş için beni dinliyorsun, işinde örneğin patronla sorun yaşıyorsun, veya ayrılacak mısın, ya da işini mi değiştirmek istiyorsun, işte belki bir kurumda çalışıyorsun, sosyal medyaya taşımak istiyorsunuz, artık sosyal medya üzerinden bir iş yapmak istiyorsunuz, belki zaten bir kurumda çalışıyorsunuz, belki yöneticisiniz, belki kendi işinizin başındasınız, ama sesiniz çok güzeldir örneğin. Bir enstrüman çalıyorsunuzdur, belki şarkı sözü yazarsınız. Bu arada ne yapmak istersiniz? Belki işte bir YouTube'da bir kanal kurabilirsiniz mesela.
Çok güzel çaldığınız o enstrümanın videosunu çekip yükleyebilirsiniz. Hele hele bu dönem bunu yaparsanız bu çok büyük bir avantaj da sağlar arkadaşlar. Ben işte bir kurumda çalışıyorum. Şöyle bir iş yapıyorum. Bunu sosyal medya üzerinde ben kendim için de bu işi kurursam sosyal medya üzerinde de devam edebilirim derseniz evet sosyal medya şu anlamdadır. Bakın arkadaşlar teknoloji eşittir sosyal medya. Şimdi bütün dünya teknoloji ve sosyal medya ile yönetiliyor. Yaşam buraya taşıdı çünkü. Her şeyde enerji ve her şeyde akan bir şey olduğu için zaman bunu gerektiriyorsa o zaman bunu ayak uydurmamız gerekiyor. Ama her şey zaten bizim kendimizi gerçekleştirmek, mutlu olmamız, uyumlu olmamız, dengede olmamız, sevgiyi yaşamamız, aşkı yaşamamız, mutluluğu, huzuru, bolluğu, zenginliği yaşamamız için iyi bir hayat, mutlu bir hayat sürmemiz, cenneti yaşamamız gerekmiyor mu ki? Herhalde cehennemi yaşamak için burada değiliz. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi işte arkadaşlar burada eğer perspektifinizi belirlediyseniz, pusulanızı belirlediyseniz, bunu da bilgelikle belirlediyseniz sınanmalar olmaz, sınav olmaz zaten. Sınavı kendimize çağırıyorsak orada iradeden uzaklaşmışızdır ve haşa Allah'a ve inançta uzaklaşma olmuştur arkadaşlar. Sınav bir tek böyle gelir çünkü Allah daima kendisini hatırlatır. Çünkü ruh Allah'a bağlıdır, Allah'a hizmet eder. Ve ruha gelen talimat irade, akıl ve zekadır. Ve üçüncü göz sezgi merkeziyle verilir. Ve ruh daima, ruh dediğimiz akıl, zeka, üçüncü göz olan sezgi merkezimiz, gönül gözümüz, gönül kapımız yani arkadaşlar. Aklımız, irademiz, zekamızdır yani. Ve bu Allah'ın da kendisini temsil eder. Çünkü kendisinden bize vermiştir. O yüzden bunun dışındaki herhangi bir üçüncü enerji ve duruma yani ben işte cennet olarak Ayşe'nin her dediğini yapıyorsam işte orada direkt ne oluyor? Bilgelikle hareket etmiyorsun cennet. Kula kulluk etme. Allah'a kulluk edilir bir tek. İşte sen sürekli eğer Ayşe'ye fedakarlık yapıyorsan, sürekli onun dediklerini yapıyorsan, aslında onun enerjisini de sevmiyorsan ama Ayşe isimli arkadaşlarım çok severim Ayşe ismini bu arada. Lütfen yanlış anlaşılmasın veya Ayşe ismindeki arkadaşlarım benim için mi söyleniyor diye sakın lütfen. Sonuçta isimlerimiz belli yani bir isim örnek vereceğim. Bu sadece bir örnek yani veya kendi adımı vereyim cennet olarak. Hani fark etmez onu lütfen o şekilde düşünelim. Enerjimi değiştiriyor muyum? Olumsuz enerjileri bıraktım, salıverdim, gittiler mi? Uzaklaştım, bırakmam gereken enerjiyi, kişiyi, insanı, durumu, olayı, eşya. Giymediğin ceketi ver başka bir insan için büyük bir lütuftur o. Ver gitsin emin ol ki o gardırobuna, o giymediğin belki senelerdir orada tuttuğun o palto üşüyen birini örtecektir ve sana bir dua edecektir. İşte giymediğin evde belki 100 tane ayakkabım var. Ver, ver, ver. 3 tane, 2 tane, 4 tane neyine yetmiyor? Ver, ver, ver. Bakın sevgili arkadaşlar. Biz yalnız başımıza değiliz bu dünyada. Başıboşta bırakılmış değiliz. Ve nitekim bunu uyanış yaşamış olan herkes bir kat daha değil, 5 katı daha çok net anlamıştır. Kadercilik oynamak biz insana göre değildir. Kadercilik ancak sürekli bağımlılık geliştiren, saplantılı, kıskanç, olumsuz tutum ve davranışlar ve düşüncelerde olan insanlar, olumsuz ve negatif enerji taşıyan insanlarda, yani egolu olan, kibirli olan, kıskanç olan, nefret eden, hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyi eleştiren, ne yaparsanız yapın, dünyayı serseniz ayağına değişmez, onda bile bir şey bulan bu tip insanlar, yalan, hilekar, maskeli, arkadan iş çeviren, saplantılı, bağımlılık, sürekli sizi bekletme enerjisine sorarsa bunu yapalım diyecekse yok boş ver ya şimdi niye uğraşıyorsun onunla gibi çevrenizde durun dinleyin ki hadi yapalım diyen insanlardan korkmayın en fazla denersiniz olumsuz olur arkadaşlar ama orada bile bilin ki sırf o işe kalkıştığınız için inandığınız için ve bir çabaya girdiğiniz için oradaki sınav ve imtihanınız büyük olmaz arkadaşlar ve akılcı rasyonel, gerçekçi bir şekilde bir tutumla yaklaşırsınız, ekonominizi hesaplarsanız orada o işi daha tasarrufkar da yapabilirsiniz. Çok açılarak beni aptalca bir haşa hani bir düşük enerjiyle çok özür diliyorum. Hani biz sonuçta irade sahibiyiz. İradesizce davranmayıp
akılcı, zeki davranırsak, yani balıklama atlamayıp da bir enini konunu bir düşünüp, hani denir ya, önüne bak arkasına bak, bir enini konunu bir düşün, işte o zaman elini verirsen kolunu alamazsın, işte düşünmezsen ekonomin de sarsılır, işte başarısız olduğun o işte maddi kaybın da yüksek olur, işte o zaman dökeceğin gözyaşı da çok yüksek olur. İşte bir işe kalkışınca ayağını yorgana uzat, yorganına göre denilmesinin sebebi budur. Ne kadar doğru hesap yaptın, ne kadar gerçekçi oldun, ne kadar dürüst davrandın kendine, gerçekten o işe kalkışmalı mısın, kalkışmamalı mısın, kendine ne kadar güveniyorsun, sonra yapacağın iş nedir, çalacağın enstrüman nedir, onu ne ile çalacaksın, oradaki asıl, örneğin saz çalmaksa, söz yazmaya kalkarsan ve aslında hiç söz yazmakta henüz yeteneklerini keşfetmemiş bir çaba ve daha öncesinde yazmamışsan ama sazı da bir o kadar güzel çalıyorsan, işte söz yazmak deyince demek ki önce sazı çalacaksın. Çünkü sazda başarılısın, o sana maddi tatmin getirir, manevi tatmin getirdiği gibi maddi tatmini de daha hızlı olur. Yani önce bildiğim bir işe kalkışayım, onu yapayım. O kalkıştığım, bildiğimi dediğim işte zannediyor muyum bildiğimi, yoksa aslında gerçekten biliyor muyum? Nasıl yöneteceğim bunu? Bunun için ayıracağım ekonomim nedir? 14 numara denge kartı bugün ayın 14'ü dengeye gelmeyi anlatır. Bütün sorduğun soruların cevabı evet demektir. Ama nasıl evet demektir? Eylemdir, ateştir, hareketliliktir, yani eylemsel olmayı anlatır. Harekete geç, eyleme geç. Allah ekber, Allah ekber, aziz Allah. Burada bitiriyorum, devam edeceğim.